Bu faaliyetimizde biz sadece şenlik, eğlence ve bu amaçla bir araya gelmiyoruz. Burada üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturmayı, şartlarını nasıl daha iyi konuma getirebiliriz, bunun gayreti ve çabasını güdüyoruz. Bu çalışmayı yürütürken Milas'ta yer alan bütün sivil toplum kuruluşları, üreticilerimiz, muhtarlarımız, herkes el birliği ve güç birliği içerisinde ortak bir gayeyle Milas'ı ve Milas'ın zeytinyağını daha yukarılara taşımayı hedeflemiştir. Bütün ürünleri, zeytinimiz başta olmak üzere artık organize sanayimiz aracılığıyla çok daha değerli hale gelecek. İnşallah kısa zamanda organize sanayinin de hizmete açılışını hep birlikte kutlayacağız. Ülkemiz zeytin, yağlı ağaç varlarının %10'una sahip olan Muğla, Aydın elinden sonra Türkiye'de zeytin ağacı varlığı bakımından ikinci sırada. Muğla'da bulunan 17 milyon zeytin ağacının yaklaşık 11 milyonu Milas'ta bulunuyor. Dolayısıyla Milas tam bir zeytin üssü. Zeytin bizim Egelilerin sırrıdır biliyorsunuz. Zeytin Milasların sağlığını, varlığını ve çalışkanlığını temsil eder. Dolayısıyla ben Milas'a 6. zeytin hasat şenliğinde bereketler, güzellikler ve kolaylıklar diliyorum. Zeytin ve zeytinyağında 2019 yılı üretim rekortumuz, sofralık zeytin üretiminde 415 bin ton, yağlık zeytin üretimi 1 milyon 110 bin ton olmak üzere 1 milyon 525 bin ton ve zeytinyağı üretimin ise 225 bin ton olacağını daha önceden açıklamıştık. Rekolte tahmin komisyonumuza göre zeytinyağı bu sene kaliteli olacak. Çünkü zeytinde hastalık ve zararlılıklar nedeniyle sorun yaşamadık. Ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı yağmur ve dolu yağışları yer yer ürün kaynağına sebep oldu. 3, 2, 1, hayırlı uğurlu olsun efendim. Harikasın Milas, harika. Kocaman alkışlarımızla. Tuzu gider yani yağın içine. Rahat ol, hadi başladık ya. Çünkü burası çok güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum. Belediye başkanları da çok çalışkan dedi. Ben de şu çekini çek bakayım dedi. Ben de şu çekini... İksir diye, iksir yani diye nitelendirdik. Yani
Zeytin ve zeytinin çok tüketildiği yerler bütün filozofların, felsefelerin çıktığı da bir yer olmuş. Bu boş değil. Şimdi zeytin kolesterolü düşürür. Şu an hepimizde çok fazla hamur işi, hayvansal gıda, doymuş yağ, stres birçok şeyden dolayı kolesterol yüksek. Belli bir düzeyi açınca iyi huylu kolesterol düşük olunca, yani futbolda kaleci sağlam olmayınca o zaman kalp krizi, damar sertliği, tansiyon, pıhtı atması, felç birçok sıkıntı oluyor. Zeytin kolesterolü, özellikle tehlikeli olan LDL, low density lipoprotein, yani küçük yoğunluklu kolesterolü düşürüyor. Ve iyi huylu kolesterolü yükseltmek çok zor. Modern beslenme bizi mahvetti. İyi huylu kolesterolü ise egzersiz yükseltiyor, sigarayı bırakmak yükseltiyor. Onun dışında bir de en önemlisi zeytinyağı yükseltiyor.